Arkadaşlar merhaba. 7. sınıf bilim uygulamaları dersi 2. dönem 1. yazılı sınav sorularını çözmek için karşınızdayım arkadaşlar. Sizden ricam soruları çözerken videoyu durdurup önce kendiniz çözmeniz ve puanlarınızı yorumlar kısmına yazarak arkadaşlar bizimle paylaşmanızdır. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar bu sınavımız 100 puanlık çoktan seçmeli sorudan oluşmakta. Toplamda 10 adet sorumuz var. Her biri 10 puan. Soru 1. Dünya, evren, uzay kavramları büyüklüklerine göre aşağıdaki gibi modellenmiştir. Buna göre 1, 2 ve 3'ün arkadaşlar hangisi olması gerekiyor? Dünya üzerinde yaşadığımız gezegen. O halde en küçük arkadaşlar dünya olmalı. Yani 3 numara dünya olmalı. Uzay, dünyamız dışındaki evren parçası. Yani 2 numara arkadaşlar uzay olmalı. Evren ise hem uzayı hem dünyayı kapsıyor. Dolayısıyla buradaki en büyük ifade evren olmalı. Sorumuzun doğru cevabı D şıkkı arkadaşlar. İkinci sorumuz. Bir öğrenci kitapta gördüğü bir hücre resminin bitki ya da hayvan hücresi olduğuna karar vermek istiyor. Buna göre öğrenci 1, 2, 3 ve 4 yapılarının hücrede bulunma durumlarından hangilerine bakarak bu hücrenin ait olduğu canlı sınıfına karar verebilir. Arkadaşlar öncüllere baktığımız zaman burada hücre duvarını görüyoruz. Hücre duvarı yalnızca bitkilerde bulunan yani bitki hücresinde bulunan bir yapı. Dolayısıyla hayvan hücresinde yok. Eğer ki bir hücrede hücre duvarı varsa biz bunun hayvan hücresi olmayacağını bilebiliriz. Yani buna biz bitki hücresidir deriz. Dolayısıyla bir numarayı kullanmak gerekiyor. Mitokondri ise hem hayvanlarda hem de bitkilerde olduğundan mitokondri bana tek başına o hücrenin hangi canlıya ait olup olmadığı hakkında bilgi vermez. Yine ribozom zaten hem hayvanlarda hem de bitkilerde var. Tıpkı mitokondride olduğu gibi ribozom da tek başına bana o hücrenin hayvan mı veya bitki mi olduğu hakkında fikir vermez. Kloroplast ise arkadaşlar bitkilerde fotosentez yapılan organel. Yani besin ve oksijen üretilen organeldir. Dolayısıyla hayvanlarda bulunmaz. Yalnızca bitkilerde bulunur. Yani kloroplast bulunan bir hücrenin hayvanlara ait olmadığını, bitkiye ait olduğunu söyleyebiliriz. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı arkadaşlar. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi mitoz hücre bölünmesi yapan tüm canlılarda ortaktır? Evet, A şıkkında vücut hücresinde görülmesi ifadesi var arkadaşlar. Bu ifade bütün canlılar için ortak bir ifade olamaz mitoz adına. Çünkü bazı canlılar tek hücrelidir ve bunlar da yine mitoz bölünme gerçekleştiriyor. Dolayısıyla gelişmiş canlılar için bu cümleyi kurabiliriz. Ancak tek hücreli bir canlı için bu cümleyi kuramıyoruz. Büyüme ve gelişmeyi sağlaması da arkadaşlar yine gelişmiş canlılar için bu cümle uygundur. Fakat tek hücreli bir canlı için bunu söylemek çok doğru olmaz. Fakat ister tek hücreli, ister çok hücreli bir canlı olsun, mitoz geçiren bütün canlılarda kromozom sayısı sabit kalır. Yaraların iyileşmesi meselesi arkadaşlar burada yine gelişmiş canlılar için uygun olan bir cümle. Yani biz bunu da sayamayız. Doğru cevap C şıkkı. Sevgili öğrenciler, özel matematik ve fen derslerimiz ücretli olup okulda anlatılan konularla paralel gitmektedir. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda dilerseniz grup, dilerseniz birebir derslerimize katılabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda tüm derslerden birebir derslerimiz, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda birebir matematik derslerimiz mevcuttur. Dilerseniz yazılıya hazırlık derslerimiz de mevcuttur. Velileriniz bizi 0507 215 26 58 numaralı telefondan arayarak ayrıntılı bilgi edinebilirler. Soru 4. Aşağıda verilen hücrelerden hangisinin
Hangisi mayoz bölünmeye geçirebilir arkadaşlar? Mayoz bölünme geçirebilmesi için bir hücrenin üreme ana hücresi olması gerekir. İnsandaki karaciğer hücresi vücut hücresidir, mitoz geçirir. Güvercindeki sperm hücresi arkadaşlar N kromozomludur. Yani üreme ana hücresi değildir. Mayoz geçiremez. Elma ağacındaki yaprak hücresi yine vücut hücresidir arkadaşlar. Bu da mayoz bölünme geçiremez. Fakat kedideki yumurta ana hücresi 2N kromozomlu bir canlı olduğu için de bir hücre olduğu için mayoz geçirdiğinde N kromozomlu hücre meydana gelecek. Dolayısıyla kedideki yumurta ana hücresinin mayoz bölünme geçireceğini söyleyebiliriz. Soru 5. Arkadaşlar birkaç tane element verilmiş. Tabloda verilen element isimleri ve sembolleri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? 1. Na ile gösterilen element sodyum elementidir. İfademiz doğru. K ile gösterilen element normalde arkadaşlar potasyum elementidir. Oysa burada kalsiyum yazmış. Kalsiyum elementinin sembolü ise Ca şeklinde yazılır. Yani ikinci öncülümüz yanlış. S elementi, S sembolü kükürtü yani sülfür elementini temsil eder. Bu ifademiz doğru. B sembolü ise arkadaşlar normalde bor atomunun sembolüdür. Oysa burada beryum yazılmış. Beryumun sembolü arkadaşlar B şeklinde gösterilir. Hangisi yanlış oldu? Burada baktığımız zaman ikinci ve dördüncü öncülleri yanlıştır. Bizden de yanlışlar istenmişti. Cevap D şıkkı. Yukarıdakilerden hangisindeki ısınmanın nedeni diğerlerinden farklıdır? Ampulün ısınması arkadaşlar biliyorsunuz bu ne olmuştur? Elektrik enerjisi ısıya dönüşmüş. Fırının ısınması yine elektrik enerjisinin ısıya dönüşmesiyle arkadaşlar ortaya çıkmıştır. Fren yapan araç lastiğin ısınması arkadaşlar burada ne yapmıştır? Hareket enerjisi sürtünme yoluyla arkadaşlar ısıya dönüşmüştür. O halde bu ifade biraz farklı geldi. Tost makinesinin ısınması yine elektrik enerjisinin ısıya dönüşmesiyle ortaya çıkan bir dönüşüm. Fakat 3 nolu dönüşümde arkadaşlar burada bir elektrik enerjisi yoktur. Hareket enerjisi sürtünme yoluyla arkadaşlar ısıya dönüşmüş. Cevap C şıkkı. Soru 7. Dünyadaki kütlesi 120 kilogram, ağırlığı ise 1200 Newton gelen bir köpeğin aydaki kütlesi kaç kilogram ve ağırlığı kaç Newton'dur? Arkadaşlar kütlenin tanımında kütlenin değişmeyen madde miktarı olduğunu söylemiştik. Yani dünyanın değil, evrenin neresine gidersek gidelim kütle asla değişmez. 120 kilogramlık kütleye sahip bir köpek ayda yine 120 kilogram gelmesi gerekiyor. O yüzden A şıkkıyla C şıkkını eliyoruz. Eğer ki ağırlığı 1200 Newton gelmişse ağırlık yer çekimine bağlı. Bize ayıdaki ağırlığını sormuş. Ayıdaki yer çekimi dünyadakinin 1/6 biri kadar arkadaşlar. Dolayısıyla 1200 Newton gelen bir cismin ağırlığı ayda 1200 bölü 6'dan 200 Newton gelmesi gerekiyor. Şıklara baktığımız zaman A, B şıkkında bunun yarısını göstermiş ifademiz yanlış. D şıkkında kütlemiz doğru 120 kilogram, ağırlığımız doğru 200 Newton. Cevap D şıkkı. Evet arkadaşlar, soru 8. Atom ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Doğada bulunan tüm maddelerin yapı taşıdır. Arkadaşlar bu ifade doğru. Bütün maddeler atomlardan meydana gelmiştir. Diğer soru öncülümüz çekirdeğinde proton ve nötron tanecikleri bulunur. Evet bu ifademiz de doğru. Bir atomun çekirdeğinde proton ve yüksüz olan nötron taneciği arkadaşlar bulunur. Geçelim üçüncü öncülümüze. Günümüzde bölünüp parçalanabilmektedir. Evet, normalde atom kelimesinin Latince anlamı bölünemez anlamında. Bilim insanları da ilk zamanlarda atomun
parçalamayacağını söylemişlerdir. John Dalton da bunlardan biriydi. Fakat şu anda zaten biz atom bombasıyla ya da nükleer enerjiyle bunun mümkün olduğunu, atomun da parçalanabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bütün öncüllerimiz doğru. Cevap D şıkkı. Soru 9. Serdar öğretmen çözünme hızına nelerin etki ettiğini öğrencilerine sorduğunda şu cevapları almıştır. Yusuf demiş ki, çözünmenin temas yüzeyi arttırılırsa çözünme hızı artar. Hangisi doğru demiş arkadaşlar? Evet, çözünmenin temas yüzeyi arttırılırsa, yani tanecik boyutu azaltılırsa çözünmenin hızı artar. Yusuf doğru söylemiş. Zeynep demiş ki, çözücünün sıcaklığını arttırmak çözünme hızını arttırır. Doğru. Yani sıcak olan bir su, soğuk olan bir suya göre tuzu daha çabuk çözer. Zeynep de doğru söylemiş. Ayşe, çözeltiyi karıştırmak çözünme hızını azaltır demiş. Bu ifade yanlış. Çözeltiyi karıştırmak da yine çözünmenin hızını arttırır diyoruz. O halde kim doğru söylemiş? Yusuf ile Zeynep doğru söylemiş. C şıkkı arkadaşlar. Soru 10. Mayoz bölünmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Kromozom sayısının nesiller boyu sabit kalmasını sağlamak. Evet, olabilir, bu dursun. Birbirinin aynı özellikte yeni hücrenin oluşmasını sağlamak. Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik vardır arkadaşlar. O yüzden aynı özellikte hücre oluşması mayozun değil mitozun özelliğiydi. B şıkkı yanlış. Kromozom sayısının iki katına çıkmasını sağlamak demiş. Hayır. Normalde mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya iniyor. Daha sonra döllenmede tekrar iki katına çıkıyor. O yüzden C şıkkı yanlış. Kalıtsal özellikleri aynı hücre meydana getirmek. Yine burada B şıkkında olduğu gibi, yani burada çeşitlilik yok. Oysa mayoz bölünmede çeşitlilik söz konusu, parça değişimi söz konusu, birbirinin aynı hücre meydana gelmesi söz konusu değil. Dolayısıyla kromozom sayısının nesiller boyu sabit kalmasını sağlamak mayoz bölünmenin amacıdır. Doğru cevap A şıkkı. Arkadaşlar, sınavımız burada sona erdi. Kendinize iyi bakınız. Başarılar diliyorum.